Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakadan başlamalı bebek yeleği yapacağız. Başlangıcını yapacağım. Bebe yünü kullanıyorum. Herhangi bir markanın bebek yünü olabilir. Hepsi de aynı. Hepsini de kullanıyorum. O yüzden marka vermek istemiyorum. Hepsinin bebe yünlerini kullanıyorum. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Elimde sıkı olduğu için 3 numaralı şişte biraz başlangıcımı büyük başlayacağım. Normalde 1 yaş için ben 82 ilmek başlıyorum ama elim sıkı olduğu için biraz küçük düşüyor. O yüzden sayılarımı biraz arttıracağım. Zaten sayıları verirken siz elinizin sıkılığına, şişimizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayın. Ben 3,5 numara şişte 82 başlıyorum. Tam bir yaşa güzel oluyor. Ama bunu biraz daha 3 numara şiş biraz daha büyük başlayacağım. Şimdi yakadan başlamaları ben değişik tekniklerde başlamayı çok seviyorum. Güzel durduğunu düşünüyorum. Size birkaç başlangıç göstereceğim. Başlangıç ilmeklerim farklı oluyor. Bakın. Bir bu şekilde. Hepsini size göstereyim. Bir bu. Bununla biraz sonra göstereceğimi aynı başladım fakat bunun bir düz bir tersini az ördüm. Bu şekilde oldu. Bunu biraz daha fazla ördüm. Başlama tekniğim ikisinin de aynı. Başlangıcım aynı. Fakat bunun bir ters bir düzünü fazla ördüm. Bunu daha az ördüm. İkisi de güzel duruyor. Bunun kahve çekirdeği modeli uyguladım. Kol ayrım yerlerine. Gayet kahve çekirdeği de çok güzel duruyor. Bunun da çevirdim. Saç örgüsü gibi çevirme yaptım ama arttırdım. Sonra ipleri uzattım. Bunun önceki videolarımda yapımları var. Burada farklı bir başlangıç ve roba kullandım. Hepsi de güzel duruyor. Değişik değişik. Senin yapım aşamalarını bir önceki videolarıma bakarsanız görebilirsiniz. Robalarımız çok da güzel duruyor. Şekilde başlıyorum. Daha önceki videolarımı seyrettiyseniz yakadan başlamaları genellikle farklı başlıyorum zaten başlangıç şekillerim. Şimdi yine yeleğimi başlangıcını bu yapacağım ama roba kısmını farklı bir model yapacağım. Beraber başlayacağız. Şimdi ilk önce şöyle bir dolayayım. İpliği bir şöyle üstten alıyorum. Dıştan. Bir de şu şekilde içten. Bir şöyle dıştan. Bir şöyle içten. Çok sıkmayalım.
ilmek atıp geliyorum. Şimdi hepsini ters örgü olarak örüyorum. Şimdi başlangıçları ters örgü olarak iki taraftan da, tabii siz düz de örebilirsiniz. Ben her iki taraftan da her taraftan ters örgü öreceğim. Başlangıcımı yaptım. 3 diş haroşamı ördüm. Tabii buradaki sayılar size bağlı. Ben 3 diş haroşa örüyorum. 7 ilmek başladım. Ona göre ayrımlarını yaptım. Aralarında yıldız modeli kullanacağım ama ikili yıldız kullanacağım. Bundan önceki videolarımı takip ediyorsanız üçlü yıldızlı roba da yapmıştım. Bu sefer ikili yapacağım. Aralarına da kahve çekirdeği serpeceğim. Ben kahve çekirdeği modelini de çok yakıştırıyorum bebek örgülerine. Şimdi ilk önce yıldız ayrımlarını yapalım. Çünkü kahve çekirdeğini her sırada kurmuyoruz. Önden bir sıra kuruyoruz. 3 sıra örüyoruz ondan sonra. Yani önden bir, arkadan iki sıra örüyoruz. Ondan sonra tekrar kurduğumuz için. Şimdi roba ayrımlarını yapacağım sizinle beraber. 87 ilmeğimiz vardı. Şimdi 'leri ben ters buraları örerken ters ördüğüm için ters olarak devam ediyorum. Ama siz düz ördüyseniz ön tarafı düz örgü olarak örün. 2, 4, 6, 7. Ön pata ben hep 7 bırakıyorum. O size bağlı. 6 da bırakabilirsiniz. Şimdi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayrım yerine geldim. Ben burada ilmeklerimi çevirmiyorum ama sizin atış yönünüze doğru çevirmeniz de gerekebilir. Ben alttan alıyorum. O yüzden ilmeklerimi çevirmeme gerek kalmıyor. 2 tane ilmeğimin içinden bir ilmek çıkartıyorum. Biraz uzatıyorum. Bir tane de doluyorum. Arttırmamı, ayrım arttırmalarını burada yapıyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartarak. Aynı şekilde diğer yan tarafına da tekrar 2 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartarak ayrım yerlerindeki artışlarımı yapmış oluyorum. Şimdi koldayım. Kolda da 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kola ayırıyorum. Tekrar kolla arkanın ayrım yerine 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 2 kere uyguluyorum bunu. 1, 2 ve 3. Önü 15, 2 ikişer ayrım yerlerine bıraktık, ayırdık. Kolu 9 ördük. Yine ikişer tane ayırdık. Şimdi arkayı 23 öreceğiz. Yirmi üç ilmek ördüm. Şimdi tekrar ayrım yerlerine geldim. Aynı şekilde arkayla kolun ayrımlarında 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Aynı şekilde yanındaki 2 ilmekte de
aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki ve üç ilmek. Yine kola 9 tane bırakıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. Kolumuz 9. 9 ilmek. Tekrar aynı şekilde. 1, 2 ve 3 ilmek. Şimdi öndeyiz. Önümüz 15'ti. Beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz ilmek, iki, dört, yedi tane ilmeğim kaldı. Ön patları ters örgü örüyordum. Ben burada ilk ileğimi açacağım. İlk ileğimi 5 tane ilmek bırakıyorum. İkisini bir alıyorum ve doluyorum. İlk ileğimi açmış oldum. Bu şekilde ilk ilik yerimi de açtım. Başlangıcımızı yaptık. 87 ilmeklerime ikili yıldız yaptım. Ön 15, kol 9, arka 23 olarak ayırdım. İlk iliğimi açtım ve arka sıradan hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Arka sıradan bütün örgülerimi ters olarak örüyorum. Ayrım yerlerinde arttırmalarımı da yaptım. Bakın 1, 2 ve 3. Çok güzel duran bir roba başlangıcını yaptık beraber. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videomda şimdi ön sıradayım. Ön sıradan aralara, önlere, kollara, arkalara model serpeceğim. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalınız.